Hoş geldiniz. Aa, bayağı kalabalık. Peki yılbaşındayız. Senden böyle hani yeni bir şeyler, bir böyle hatta potpourri yaptığın taklitleri böyle hepsini bir arada yapabileceğin bir formülün var mı ya? Yılbaşı bugün. Bize bir kıyak yapman lazım. Abi mutasyon geçirmiş koronavirüs taklitim var. SARS-CoV-2 geliyor. İyi seyirler mi? İyi seyirler. Safa, böyle bir şarkının içinde böyle hepsini geçirebileceğim bir formül yapalım. Oy. Aşık Veysel yapıyordun ya. Tamam, yapayım. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Bunu söylerken hani diğer taklitlere Soner Sarıkabadayı'ya, şeye Tarkan'a, Markan'a, Kibari'ye artık Allah ne verdiyse onu oradan bağlam. Aynı şarkıdan mı? Evet, fikir bu. Tarkan da söyledi ya o şarkıyı. Onu bir deneyeyim. Dene, hepsini dene. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kadar topraktır. Helal olsun. Aynı şarkıyı Soner Sarıkabadayı. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktı. Gökhan Özen. Gökhan Özen. Dost dost diye nicesine sarıldım. Elim sadık yârim kara topraktı. Peki, bu şarkıyı Yılmaz Erdoğan şiir olarak okumaz mı mesela? Dost, dost diye bir, ama önce bir nefes verir hoca. Dost, dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır çocuklar. Harikasın ya. Harikasın kardeşim. O zaman skeç sunumuna evet, geçiyorum. Gece boyunca seni zaten izleyeceğiz skeçlerde de. Performansına sağlık kardeşim. Çok sunum teşekkür sende. Öncelikle 2020 yılının hemen geçip 2021 yılına hemen bağlanacağımız bir yılbaşı gecesi diliyorum. Sonralıkla da açın kapıyı geliyor. Cemile Canyurt ve Cihan Talay yazdılar. İyi eğlenceler, iyi seyirler efendim. Necdet abi. Neden masadan erken kalktın abi? Ne güzel aşırı içiyordun. Tam alkol koması kıvamına geldiydin yani. Hevesimi kursağımda koydum vallahi. Sıkıldım. Yalandım, bana göre değil. Orada hep sahte dostluklar. Dostluklar değildi. Aldığınız alkol sahteydi Necdet abi. Ne güzel içecektin. Belki de bir tarafa gidecektin ama olmadı Necdet abi. Tamam tamam. Biz geldik Recep. Sen artık gidebilirsin istersen. Açın kapıyı! Evde kimse yok Necdet abi. Yok. İstersen ben seni arabaların vızır vızır geçtiği bir bölgede bırakayım da... sen de orada önce sağına sonra soluna dikkat etmeden... arabası da gelirken karşıdan karşıya geçme suretiyle... arkadaşlarına koşa koşa git bari. Ulan Recep, sen de yolundasın ha. Vallahi bir şey de diyemiyorum. Mi, ki, üç, Beşiktaş! Tamam, bir dur Allah'ını seversen ya. Ne yapıyoruz, üçlü mü çektiriyoruz burada? Allah'ım yarabbim ya. 5 aylık çocuk sizin yüzünüzden uyuyamıyor. Altını pisliyor, açın popomu diye bağırıyor ya. Selamun aleyküm Ulus abi. Nasılsın, iyi değilsin inşallah. Betim benzin 60 maşallah. Aleyküm selam Recep.
Sende gastrit vardı. O reflüye çevirdi inşallah. Yok yok, çevirmedi. Yediğime içtiğime dikkat ediyorum bu aralar. Fazla yiyip içmiyorum. Hmm, tabii tabii. Cibrilik reflüye iyi geliyordu. Eskiden alkol kokuyordun, artık yanık kokuyorsun. Senin kafan yanmış. Necdet, gülüş yapmayın. Nasıl geldi geri içeri lan benim çıldırtma? Anne, telefonum nerede? Madır, madre, anne. Vallahi, aa evin dışından içine girdim. Oğlum mutfaktayım, niye oraya gelmiyorsun? Allah Allah, sürekli burada buluşuyoruz. Hay Taksim'deki hamburgercinin önü gibi buluşuyoruz burada sürekli. Ne bileyim anne ben? Ben de buluşmaya geldim. Açın kapıyı Nurhan. Şimdi bakayım. Baba, hayırdır? Recep abinin ne işi var? Araba mı çarptı? Yok, alkol çarptı. Aha, Recep abi seni özlemişiz vallahi. Ben de özledim Faruk, ben de özledim yani. Ama işte sen de sözlendin gittin. Ne güzel eskiden arkadaşlarınla mahalle kavgalarına girerdiniz. Bıçakla kasaturayla döner bıçaklarıyla birbirinizi delik deşik ederdiniz de yoğun bakımın önünde beklerdim ümitle. Umut Fahır'ın ekmeği Faruk. Tamam Necdet geç içeri hadi geç. Tamam lan ben geçerim. Ben biliyorum zaten evi ben yolu bulurum ya. Faruk banyo neredeydi lan? Aynı yerde baba banyo. Anne. Baba bak buradan dümdüz gidiyorsun. Bir kapı göreceksin. Muhtemelen sen iki kapı göreceksin. Bir tanesine gir aradığın bir tanesi işte. Tamam mı? Niye seke seke gidiyor bu? Sekeşti yenge. Ne? Ne yaptı? Sekeşti. Ha. Yenge. Ha. Necdet abim neden arabayla gitmiyor? Bizim arabamız yok ki Recep. Keşke olsaydı yenge. Arabayla giderdi. Alkol alırdı ama aşırı yani. Alkolden sonra kalkar arabasına binerdi. Kemerini takmazdı. Hız yapınca ani bir fren vasıtasıyla önce 7-8 senfonik takla, sonra refüjlere bomba, ondan sonra elektrik direğinde mutlu sonla, 10 numara gaza. Tövbe. Tamam Recep, sağ olasın. Buraya kadar taşıdın Necdet'i, sağ ol. Estağfurullah yenge, başımın üstünde yeri var. Yani inşallah bir gün oraya da denk gelir. Elden ele taşırız Necdet abiyi. Tamam. Bana müsaade. Sağ olasın. Sen kimle evleniyorsun kızım? Hani bize söz vermişlerdi anne bunlar? Size söz verdik gerizekalı. Sen neden gelmiyorsun gelinlik provasına? Ben niye geleyim gelinlik provasına? Ben de mi deneyeceğim bunu ya? Babam geliyor şimdi sana denetecek ama Faruk. Hiç ilgilenmiyorsun benimle ya. Ay gel kızım gel. Tamam gel. Gel şöyle otur sen. Gel hoş geldin kızım. Ay hoş canım buldum benim teyze. Beni biraz sinirden makyajım aktı. Çok özür dilerim yani. Bu da benimle hiç ilgilenme. Böyle bir şeyin yanına nasıl gelmezsin Faruk ya? Hiç. Nasıl olmuşum Nurgül teyze? Melek gibi olmuşsun kızım. Melek gibi olmuş. Aynı meleğe benziyor bu kız. Dur Necdet. Sadece meleğe benziyorum. Evet Necdet amca. Ben artık melek değilim. Ya aşkım biraz fazla mı takıyorsun? Ha? Fazla takıyorum. Evet. Fazla takıyorum evet Faruk. Al fazla takıyorum şu anda. Bunu da al sen tamam mı? Bu iş burada bitti. Nurgül teyze Necdet amca sizi tanımak çok güzeldi. Ay gidiyor musun? Necdet kızın önüne geç. Necdet. Dur melek. Bir yere gidemezsin. Necdet amca biraz daha buraya gelmen lazım yani. Şu an gidebilirim ki ben. Faruk seni terk etmem için tüm şartlar uygun şu anda. Ay şu durun bakayım. Öyle hemen ayrılınmaz. Siz geçin içeri biraz konuşun. Öyle olmaz öyle. Ha, hadi lan benim odaya geçek o zaman. Hala benim odaya geçelim diyor ya. Ya anne sinirlenince onun üstüne güzel oluyor de ben şey... De... Ya onu demiyorum ya. Barışmak güzel oluyor diye. Mutfağa geç. Gelinliğe de dikkat edin, bir şey dökülmesin. Dökülmesin gelinliğe bir şey. Dünyanın parasını verdik bu gelinliğe. Bana veriyor bugün onu. Ne oldu bunları ya? Konuşmayın, konuşmayın düz, gürültü yapmayın düz. Bu ne gürültü patırtı ya? Allah Allah. Aha, Hulusi geldi. Kapatın kapıyı. Şey, hayırdır Hulusi Bey? Nurgül Hanım, ha? Vallahi atturacağım sizi bu apartmandan ha. Allah Allah. Şey, Melek'le Faruk kavga etmiş biraz, ondan kusura bakmayın. Aha, kaos. En sevdiğim. Gel kız, azıcık beslenelim. Ama daha yeni beslendik Hulusi, yeni yemek yedik. Ya kime ne anlatıyorsun sen? Atışır Allah'ını seversin. Ne oldu? Kıza istediğini almadınız değil mi? Bir de bana cimridirsin Necdet. Ulan Hulusi, ben senin gibi var yemez miyim lan? Ben de var da yemiyorum. Sen de maşallah olanı hep içiyorsun. Bak benim canımı sıkma. Gülsene kız, azıcık laf soktum işte. Efendim?
Anlamıyor ki. Anlamıyor. Ya çok bir şey değil canım. Öyle gelinlik burası. Kime ne anlatıyorsun? Sıkıntı yok. Kime ne anlatıyorsun? Hayret, kapıda güvenlik yok. Daha iyisini söyle, denir mi Necdet Efendi'ye güvenlik? Bana bak, kız daha çok sinirlenmesin. İçeride sakin ol. Ya ben sakin falan olamam. Bu iş bitti. Ula bunlar hep ekmek para var. Bitecek ya bu iş, bitecek. Açın kapıyı. Eyvah Necdet, geldiler. Eyvah Necdet mi? Açalım, ayıp olmasın şimdi. Necdet Hulusi Bey, biraz bekleseydin. Ay. Buyurun, buyurun. Selamun aleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş geldin İdris. Sarhoş buldum Necdet. Hoş geldiniz Serbiye Hanım. Böyle buyurun. Böyle olmaz Nurgül Hanım. O zaman şöyle buyurun. Tövbe tövbe. Siz nasılsınız İdris Bey? Uykusuz, aksi, nalet. Sizin uşak bunu böyle yaptı. Ay. Vallahi sizin uşağınız demem, kırarım burnunu. Ay sizin de ne alıp vermediğiniz varsa şu burunlarla. Anlamadım. Şimdi böyle eğri durup doğru konuşacak olursak... Sen zaten hep eğri duruyorsun Necdet. Aha, sağa lağa soktu Necdet, duydun mu? Nurgül. Tamam, ben bir bu şey yok. Çocuklar da mutfaktalar. Ha, Melek nereye, dur. Mutfaktalar, konuşuyorlar. Bana bağıramazsın bağırıp. Ama ne bağıramazsın? Yüksek sesle konuşuyorlar, bir şey yok. Sada da gel, İdris, sada da gel. Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle vermiş olduğumuz kızımız Melek'i geri isteriz. Aha, kızı istemeyi duyduydum ama kızı geri istemeyi ilk defa duyuyorum. Ay, İdris Bey, bir kahve içseydiniz önce. Kahve. Siz kahveyi Necdet'e yapın. Ben sade içiyorum tek. Yani ama çocuklar birbirlerini görmüşler. Seni gördüğüm güne lanet olsun. Beğenmişler. Hadi be oradan, kendini beğenmiş. Denk geliyor bence. Kesin denk geliyor ya. Dur. Canım, bir şey yapmışım. Faruk! Melek! Gel bakayım buraya abi. Gel böyle kızım, gidiyoruz. Allah aşkına bir dur nereye hemen öyle. Dur ya, seversen İdris ya. Ya bu... Böyle her evlilik öncesi olur bunlar kavgaları. Biberi tuz olur yani. Mesela Nurgül, biz de evlenmeden önce çok kavga etmiyor muyduk ya? Biz hala kavga ediyoruz Necdet. Biz tam doğru örnek olamadık. Ne güzel. Biz hiç edemiyoruz. Anlasa edeceğiz. Efendim? Anlamıyor işte. Ya İdris, ya sen de hiç yengemle kavga etmedin mi ya? Ya arada bir iki sürtüşme oluyor tabii. Da tamam işte ya. Bunlar da öyle. Kavga ederler, barışırlar. Bu iş böyle bir şey yani. Şimdi Faruk, özür dile çabuk hadi. Özür dilerim baba. Lan mal benden değil. Melek de özür dile. Özür bir dilerim. Daha ne istese yapacaksın. Yapacağım. Özür dilerim Melek. Melek, sen de bunun özrünü kabul et. Bu bir daha sana bir şey yaparsa bana söyle, ben halledeceğim ya. Tamam Necdet amca. Çözüldü gitti işte ya. Hadi şimdi siz oturun. Melek öpüşüp kızım sen. Bir öpüşüp barışsınlar. Necdet aa. Onu unuttuk. Öpüşüp. Öpüşüp mü barışıyoruz? Öyle mi? Ben ya öpüşüp. Öyle bir şey değil. Öpüşmeden barışıyoruz. Tokalaşın. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Bence yeterli, tamam haydi oğlum. Benim ama daha diyeceklerim bitmedi. Bunlar düğünü nereye edecek? Bunlar nerede oturacak? Beyaz eşyalar ne olacak? Bunları bir konuşalım ya. Tamam. Ondan sonra sizin uşağın başı kötü ayrı oynuyor. Bakın. Hepsini halledeceğiz. Bir dur, bir sakin ol ya. Bir çay koysun. Kızım sen bir çay koy. Ben de o zaman yardım edeyim. Daha yine tam barışamış mıyız? Ben bir tekiştireyim, geleyim orada. Sen bir dakika yardım et. Hadi. Bir kahve. Ben bir şey daha diyeceğim. Söyle. Düğüne alkollü istemiyorum. Ben o zaman düğüne gelemiyorum. İdris, ben hep alkollüyüm lan. Sana bir şey diyeyim mi? Bu zaten düğüne gelmesin. Bizim kızın düğününde de ortalığı mahvetti bu ya. Mahvetti ortalığı ya. Ortalığı karıştırıyor. Biz bunun kızını 3 kere istemeye geldik. Ulan adam olsaydım da bir kere gelseydim. Benim nikahta kızım en az 4 tane elbise giyecek. Elbiseler sizde. Tamam yengem. Tamam, taktın elbiseyi. 4 tane elbise alıyorum ben sana. 4 tane. Ya bu 2 tane alır 4 tane diye kakarsın. Yapamayacağı bir şey isteyin. Tamam, bir de şey var. Sanatçı gelecek. Düğüne sanatçı gelmezse düğün olmaz. Aa, benim halamın kızı ressam oldu. Okulu bitirdi, gelecek. Ya ses sanatçısı diyorum, bilir ana. Tamam ulan, ses sanatçısı da gelecek. Söz hepsi gelecek diyorum. Tanıyor, evet. En önemli konu takiler.
Taki? Taki. Taki. Trabzon, Burma. Bilezik. Ne takacaksınız kızım? Ya bunlarda param var. Seni takacaklar Allah'ını seversen ya. Necdet artık bir 70'lik takar size. Hesap olarak geçirir yani. Hayır. Nesli'nin düğününde takılan altın bilezikler vardı ya. Onları veririz. Yavaş yavaş öderler. Hayır olmaz öyle şey. Anam. Hulusi Bey. İyi misiniz? Lütfen mi? Ambulanslara çabuk. Arıyorum. Ay bir kapıyı kapatayım, dur. Kapatmayın, gece Eryan Meryan yapar. O render yapar, hiçbir şey olmazsa yel alır inşallah. Ya Recep, daha yeni aradım. Kapatmadan ne ara geldin lan? Hani ambulans arayacaktınız, tabutçuyu aramıştınız? Yenge, şimdi muayene, yat kalk, bir sürü masraf. Ben Hulusi yengeden götüreyim dedim yani. Recep, Allah'ını seversen yardım etme. Bunlar beni öldürmeye çalışıyorlar. Aa, gerçekten mi? Ne kadar güzel. Ben onlara yardım edeyim o zaman. Yok, ben iyiyim ya. Kendime geldim. Yel aldı herhalde. Lan sabahtan beri numara mı yapıyorsun? Numaracı 007 puş. İşte. Aha! Duydunuz? Bana yine puş dedi. Altınları vermiyorum diye ben neden puş soluyorum ya? Ama hayırlı bir iş için Hulusi. Ya hayrat mıyız biz? Allah'ını seversin Nur. Hulusi abi, Nezet abi galiba doğru söylüyor. Ha? Bu da bana puş diyemiyor, Hulusi abi doğru söylüyor diyor. Adam bana puş demeden puş dedi ya. Oldu olacak, ben de sana diyeyim o zaman. Sen de ölücü puşsun. Au! Ne au? Necdet 100 kere söyleyince bir şey yok, biz bir kere söyleyince au! Tamam, çenen çalışacağına ayakların çalışsın. Haydi, burada git elden takıları getir de gel. Açın kapıyı! Çok güzel hareket diyenler. Tabutçu Recep diyenler. Bülent Emrah Parlak kardeşim. Hoş geldin abi. Bülent'cim nasıldı sahnede olmak? Çok heyecanlıyım çok. Çok heyecanlısın. Gerçekten hani hep de öyleydi zaten ama. Bugün bir başka. Yani kardeşlerimle yani çenem yere düşmesin diye çok zorlandım. Gerçekten böyle hani son anda da skeci yazıldı, kırmadın, geldin. Yılbaşı gecemize böyle bir coşku kattın. Bülent Emrah Parlak sevgili izleyenler. Alkışlarınız da gelsin. Yılbaşı gecesi açın kapıyı Necdet. Ve bu hikayesiz olmazdı. Çok teşekkür ediyoruz. Puanlamasını soralım. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Abi buyurun. Ve zili çalıyor mutfak tatlılarından Bülent Emrah Parlak. Çok güzel hareketler devam ediyor sevgili izleyenler.